Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kelimenin tarifini yaparken lafzun vud'a li ma'nen müfredin dedik. Demek ki kelime olabilmesi için önce lafız olması lazım. O lafızda mana için vaz edilmiş olması lazım. Bir itiraz geldi. Bu itirazda dendi ki, mesela isim dediğimiz zaman, fiil dediğimiz zaman nasarayı kastediyoruz fiilden. Şimdi fiil bir lafızdır, kelimedir. Lafzun vud'a li ma'nen olması lazımdı. Halbuki li lafzın olmuş oldu. Lafız mana için değil de ne için vaz edilmiş oldu? Lafz-ı ahir için vaz edilmiş oldu. O zaman el-kelimetü lafzun vud'a li ma'nen dediğimiz zaman isim fiil gibi kelimeler tarife girmemiş oluyor. Tarif efradını cami olmamış oluyor dedim. Böyle bir itiraz geldi. Cevaben ne dedik? Mana ne demektir? Kastedilen şey demektir. Dolayısıyla bir şey kastediliyorsa bu cihetiyle manadır. İsim dendiği zaman Zeyd, fiil dendiği zaman Nasara kastediliyorsa bu yönüyle beraber nedir o? Manadır dedik. Dolayısıyla tarif efradını camidir. Bu itirazı bertaraf etmiş olduk. İkinci bir soru geldi. Bu soru aslında tarifin tamamından sonra gelebilirdi ama yine lafız lafız meselesi, lafız lafızın karşılığına konduğuyla biraz bağlantısı olduğu için burada zikretti onu. Diyor ki ikinci itirazda bazı müfret kelimeler mürekkep olan lafızlar karşılığına konmuştur. Mesela cümle bir kelimedir. Lafzun vud'a li ma'nen müfredin. Buna nasıl diyeceksin? Müfret değil ki. Zeydun kaimun. İtiraz daha çok li ma'nen üzerine değil, li ma'nenle beraber müfredin üzerine gelmiş olur. Doğru mu? Yani lafızda vezir vardır ama müfret bir mana değil, mürekkep bir mana gibi. Böyle bir itiraza da cevaben ne dedi? Yani Zeydun kaimun her ne kadar kendi arasında Zeyd Zeyd'e kaimde kıyama delalet ederek lafzın cüzü manasının cüzüne delalet ediyorsa da cümle kelimesinin karşılığı olması itibariyle mürekkep değildir, müfrettir. Çünkü cümle kelimesindeki cim ile mim Zeyd'e, lam ile te de kaimine vaz edilmemiştir. Cümle kelimesi bu kelime olduğu gibi Zeydun kaimine delalet etmesi açısından nedir? Mürekkep değildir, müfrettir. Tıpkı Abdullah lafız itibariyle mürekkep olsa bile mana itibariyle nedir? Müfrettir. وَقَدْ اُج۪يبَ عَنِ الْاِشْكَالَيْنِ İki tane işkal geldi. Bu iki tane işkale cevap verdi. Dedi ki sen diyorsun ki burada lafız mananın karşısına değil, lafız lafızın karşısına konmuştur. Hayır, lafız mananın karşısına konmuştur. Mana kastedilen şeydir. Sen diyorsun ki lafız efendim müfret mananın karşısına konmuş. Halbuki mürekkebin karşısına konmuş. Hayır, müfredin karşısına konmuştur. Fakat ucibe anil işkaleyn. Bu iki tane işkalden şöyle de cevap verilmiş oldu. Nasıl işkalden cevap verilmiş oldu? Fakat ucibe anil işkaleyn bi ennehu leysa ha huna lafzun vud'a bi izai lafzin ahar. Yani geçtiğimiz misallerde mesela isim dediğimiz zaman Zeyd'in karşılığında, fiil dediğimiz zaman Nasara'nın karşısına konduğunu örnek olarak söylüyordu. Cümle dendiği zaman da neyin karşısına koyuyorduk onu? Zeyd'in kaimunun karşısına koyuyorduk onu. Diyor ki bu iki tane soruya birden cevap verirken bennehu leysa ha huna lafzun vud'a bi izai lafzin ahar. Burada bir lafız başka bir lafzın karşısına konmuş değildir. Yani sen itirazında diyorsun ki lafız mananın karşısına değil lafzın karşısına konmuştur. Lafız mananın karşısına değil mürekkep lafzın karşısına konmuştur. Cevap hayır. Lafız lafzın karşısına konmamıştır. İster efendim
Zeyd ve Nasara gibi, isterse Zeydün Kaimun gibi hususi lafızların veyahut da mürekkep lafızların karşısına konmamıştır. Yani nereye konmuş o zaman isim, fiil, cümle? بِأَنَّهُ لَيْسَ هَا هُنَا لَفْظٌ وُضَعَ بِإِزَاءِ لَفْظٍ آخَرٍ مُفْرَدًا كَانَ اَوْ مُرَكَّبًا مُفْرَدًا كَانَ ister müfred olsun, hani ismin karşısında Zeyd diyorduk değil mi? Fiilin karşısında mesela Nasara diyorduk. Bu müfred birinci itiraz, Fe'in Kulte'deki birinci itiraz bu. اَوْ مُرَكَّبًا cümleyi de Zeydun Kaimun karşısına koyuyorduk. Yani burada diyor ne Zeyd ve Nasara gibi ne de Zeydun Kaimun gibi bir başka lafzın karşısına konmuş bir lafız yoktur. Lafız lafzın karşılığına konmamıştır. Yani isim Zeyd'in karşılığına, fiil Nasara'nın karşılığına, cümle de Zeydun Kaimun'un karşılığına konmamıştır. Bel bi izai mefhumin külliyin, belki isim, fiil, cümle mefhumi külli karşılığına konmuştur. İsim dendiği zaman akla ne gelir? Başlı başına bir manaya delalet edip üç zamandan biriyle beraber olmayandır. Bu mefhumun karşılığına konmuştur. Fiil dendiği zaman başlı başına bir manaya delalet edip üç zamandan birine mukterin olandır. Cümle dendiği zaman isnatla iki kelimeyi tazammun edendir. Bakın ağzımdan çıkan bu cümleler değildir. Ağzımdan çıkan bu kelimeler değildir cümlenin karşılığı. Bunların mefhumudur. Yani cümle, mesela nasıl ki telefon dendiği zaman akla bu geliyorsa, cümle dendiği zaman da akla aynen ne geliyor? Yani cümle mefhumu külliye delalet eder. Telefonun bir mefhumu küllisi vardır. Bu da onun fertlerinden bir ferttir. Doğru mu? Cümle dediğimiz zaman bunun mefhumu küllisi vardır. Zeydün Kaimun onun fertlerinden bir ferttir. Fiil dediğimiz zaman bunun bir mefhumu küllisi vardır. Nasara, ketebe bunun fertlerinden bir ferttir. Demek fiil Nasara'nın karşılığına konmamıştır. Fiil mefhumu küllinin karşısına konmuştur. Fakat ucibe anil işkaleydi. Bennehu leyse hâhuna lafzun vudu'a bi izâi lafzın âhâr. Mufreden kâne ev murakkeben. Mufreden kâne dediği birinci itirazı işaret ediyor. Ev murakkeben dediği ikinci itirazı işaret ediyor. Bel bi izai mefhumin külliyin, belki lafız mefhumi küllinin karşısına vaz edilmiştir. Öyle mefhumi külli ki efraduhu elfazun, onun fertleri lafızlardır. Efraduhu elfazun, onun fertleri lafızlardır. Mesela diyelim ki isim dediğimiz zaman mefhumi küllisi neydi? Başlı başına bir manaya delalet edip üç zamandan birine mukterin olmayandır. Mefhumu küllü bu. İsim bunun için vaz edilmiş. Zeyd, Amr, Bekir, telefon, kitap, kalem, defter, rahle, bunlar hepsi onun fertlerinden bir ferttir. Doğru mu? Efradından bir fert. Yani isim kalem için vaz edilmedi. İsim telefon için vaz edilmedi. İsim lafzı mefhumu küllü için vaz edilmiştir. Fiil lafzı mefhumu küllü için vaz edilmiştir. Onun için burada lafız, lafzın karşılığına konmuş şekli hiç yok. Ne cümlede ne de isim, fiil gibilerde yoktur. Mefhumu külli, nasıl ki insan dendiği zaman nedir, ne için vaz edilmiştir? Mefhumu külli için vaz edilmiştir. Yani canlı olan, şuurlu bir varlık, konuşan bir varlık olarak, hayvan, natık, bu mefhum için vaz edilmiştir. Yoksa insan kelimesi, hayvanun, natıkun, bu lafız için vaz edilmemiştir. Mefhum için vaz edilmiştir. Öyleyse burada, vudu'a lafzun, لِلَفْظٍ آخَرَ بِإِزَاءِ لَفْظٍ آخَرَ yok burada. Anlaştık. كَلَفْظِ الْاِسْمِ وَالْفِعْلِ وَالْحَرْفِ وَالْخَبَرِ وَالْجُمْلَةِ وَغَيْرِهَا. Mesela mantıkta kazıye denir, akis denir, kıyas denir değil mi? Hepsi onlar nedir? اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ mesela. Bu bir kıyastır. Lafız, lafzın karşısında konmuş. Hayır. Lafız, lafızın karşısında konmamıştır. Lafız, mefhumu külliğine karşısında konmuştur. O lafız gibi gözükenler de o mefhumu külliğinin neleridir? Fertlerinden birer ferttir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki bu cevap güzel de, bu cevaba itiraz gelebilir mi? وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ Sana hafî değildir, hafî kalmaz.
enne hâdel hükme, bu hüküm, diyoruz ki biz burada lafız, lafzın karşılığına konmamıştır. Lafız, mefhum-ı küllinin karşısına vaz edilmiştir. Dolayısıyla gelen iki tane itiraz gelmemiş olur. Lafız, lafzın karşılığına konmayınca ne birinci itiraz ne de ikinci itiraz gelmemiş olur. Bir taş ile iki kuş vurmuş oluruz. Bir cevapla iki soruyu cevaplandırmış oluruz. Ancak bu cevabı teslim ettiğimiz zaman, kabullendiğimiz zaman şöyle bir problemle karşı karşıya kalabiliriz. اَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْقُوضٌ بِاَمْثَالِ الظَّمَائِرِ Zamir gibilerle menkuzdur bu. Öyle zamirler ki اَرْرَاجِعَةِ اِلَى evet, اِلَى اَلْفَاظٍ مَخْصُوسَةٍ hususi, müşahhas lafızlara raci olan zamirlerle naksedilmiştir. اَرْرَاجِعَةِ اِلَى اَلْفَاظٍ مَخْصُوسَةٍ بِاَمْثَالِ الظَّمَائِرِ zamir gibilerle اَرْرَاجِعَةِ اِلَى اَلْفَاظٍ مَخْصُوسَةٍ hususi lafızlara raci olan o hususi lafızlar da müfredetin ev mürekkebetin müfred olan veya mürekkep olan müfredten maksat yine hani mesela huve nereye racidir? Zeyde racidir veyahut da fiile racidir. Nasara huve o nasara nedir? Mesela diyorsun. Ev mürekkebe mesela Zeydun kaimun cümletün hiye bu Zeydun kaimun nereye raci olmuş oluyor? Mürekkebe raci olmuş oluyor. Doğru mu? Yani zamir bazen nereye raci olmuş oluyor? Lafz-ı mahsusa raci oluyor. Müfret lafz-ı mahsusa. Bazen de efendim mürekkep lafz-ı mahsusa raci olmuş oluyor. Şimdi فَاِنَّ الْوَضْعَ ف۪يهَا burada neden bizim o iki işgale verdiğimiz cevap nakz edilmiş oluyor? فَاِنَّ الْوَضْعَ ف۪يهَا çünkü bu zamirlerde vazı ve inkâne âmmen her ne kadar âm ise de لَكِنَّ الْمَوْضُعَ لَهُ خَاسٌ مَوْضُعَ لَهُ خَاسٌ bitireyim cümleyi anlatacağım. فَلَيْسَ هُنَاكِ burada yoktur مَفْهُومٌ كُلِّيٌ كُلِّي bir mefhum ki هُوَ الْمَوْضُعُ لَهُ فِي الْحَقِيكَةِ hakikatte mevlu'u leh olsun. Şimdi iki işgal, bu iki işgale verilen men'i cevapta hayır burada lafız lafzın karşılığına konmamıştır, men'i cevaptır. Yani arkadaşlar ilmi münazara vardır. Münazara ilminde itiraza yapılan cevap teslimi olur, men'i olur. Doğru söylüyorsun lafız lafzın karşılığına konmuştur ama deyip de izah ettiğin zaman teslimi bir cevaptır. Hayır lafız lafızın karşısına konmamıştır ise dersen men'i bir cevaptır. İki işgalden bir şekilde men'i suretiyle cevap verdiğimiz zaman hayır lafız lafızın karşısına konmamıştır, mefhumu küllinin karşısına konmuştur diye sıyırmış olduk. İki itiraza bir taşla iki kuş vurarak cevap vermiş olduk. Ancak bunu ala itlakihi kabul ettiğimiz zaman mesela nasara huve fi'lun mazin dediğimiz zaman şimdi huve, vazı olarak âm, zamirlerin vazı, ihtilaf vardır bu konuda ama tercih edilen görüş, zamirler vaz edilirken vaz-ı âmdır, mevzu'la has olur. Ne demek? Mesela huve zamiri, efendim, mevzu'un li külli müfredin, müzekkerin, gâibin tekaddeme zikruh. Tamam. Demek huve zamiri, her zikri geçen müfred, müzekker, için vaz edilmiştir. Bu huve zamiri Zeyd'e de gider, Amr'a da gider, Bekre'de de gider, isme de gider, fiile de gider, telefonu da gider, hiç fark etmez yani. Çünkü vaz edilirken âm olarak vaz edilmiştir. Ama şimdi nasara huve fi'lun mazın dediğimiz zaman huve zamiri her ne kadar vaz edilirken âm ise de buradaki huveden kastedilen nedir? Mefhumu külli midir? Nasara huve fi'lun mazın dersen huve zamiri doğrudan doğruya nasara gidiyor. Hani burada lafız mefhumu külliğinin karşısında konmuştur, ne yapamasın diyemezsin ki. Yani her ne kadar zamirde vazı am ise de mevzuleh ne oluyor burada? Has olmuş oluyor. Nerede? Nasara huve fi'lun mazın dediğimiz zaman veyahut da işte zeydün huve ismun minel esmai dediğimiz zaman burada huve zamiri her ne kadar vaz edilirken her müfret müzekker için vaz edilmiş olsa da burada
Ne kastediliyor ondan? Mevzule ne oldu burada? Has oldu değil mi? فَاِنَّ الْوَضْعَ ف۪يهَا وَاِنْ كَانَ عَامًا Burada vaz'ı her ne kadar âm ise de لَاكِنَّ الْمَوْضُعَ لَهُ خَاسٌ Efendim, mevzule nedir burada? Hastır. فَلَيْسَ هُنَاكَ مَفْهُومٌ كُلِّيٌ هُوَ الْمَوْضُعُ لَهُ فِي الْحَقِيكَةِ Burada yani mefhumi külli koyabilir misin? Hani cümleye bir mefhumi külli yapıyordun, isme fiili birer mefhumi külli yapıyordun. Bu onun karşısında konmuştur dediğin gibi. Nasara huve fi'lün mâdindeki huveye mefhumi külli yapabilir misin? Yapamazsın çünkü burada mevzu'u leh nedir? Hastır. Feleyse hunâke mefhumun külliyün. Yani zamir hususi lafza raci olduğu zaman bir mefhumi külli söz konusu değildir. Çünkü zamir orada nedir? Hususi lafza racidir. Hususi lafza mefhumi külliğinin ne işi var? Anlatabildim mi arkadaşlar? Peki el kelimetu lafzun vud'a lima'nen mufrad. Şimdi mufradin ve huve bu mufrad kelimesi imma mecrurun ala ennehu sıfetun lima'nen. El kelimetu lafzun vud'a lima'nen mufradin. El kelimetu lafzun vud'a lima'nen mufradun. El kelimetu lafzun vud'a lima'nen mufradan. Mufreden olmaya resmi hat müsait değildir. Ancak arkadaşlar, yazının ilk dönemlerinde noktalar da yoktu. Harfler üzerinde noktalar da yoktu. Noktalar olmadığı gibi irabı temsil eden Zeyden gibi yerlerde elif de yoktu. Zeydün gibi yazılırdı. Yani yazının ilk resme hattına baktığımız zaman müfreden ile müfredün aynı yazılır, elif konmazdı. Onu sen kendin okurken koyacaksın. Fakat müteahhirin artık bu işi, noktalama işini, ondan sonra halet-in nesbinde temvin varsa elif koyma işini prensip haline getirdiler. Dolayısıyla resme hatta müsait değildir müfreden okuma. Müfreden okumaya elverişli değildir. Ama mana itibariyle El kelimetu lafzun vud'a lima'nen mufreddin, lima'nen mufreddun, lima'nen mufredden denebilir mi? Her üçünü de değerlendirmiş olacağız. Arapça dilinin zenginliklerindendir bu arkadaşlar. Evet. Yazıldı şimdi bunu nasıl okuyabilirsin? Üç türlü de okuyabilirsin. وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا Peki müfred kelimesinin mananın sıfatı yaparsak ne olur? Lafzın sıfatı yaparsak nelerle karşılaşırız? Müfredeni hal yaparsak mana ne olur? Ve huve imma mecrurun ala ennehu sıfatun limanen. Mananın sıfatı olmuş olacak. Peki ve ma'nahu müfredin manası. Hineydin o takdirde. O zaman limanen mana için vaz edilmiştir ki öyle mana ki müfredin o mana müfreddir. Müfredin altındaki huve zamiri nereye raci oluyor? Manaya raci oluyor değil mi? El kelimetü lafzun vud'a limanen öyle mana ki müfredin o mana müfreddir. Mananın müfred olması ne demektir? Ve ma'nahu haynidin ma la yedullu cüz'u lafzihi ala cüz'ihi. O mananın karşısında bir lafız vardır. Hani Karadeniz'de dedi ki dikkat edin dedi. Dikkat edin. Şimdi dikkat edersek burada biraz sonra farklı şeyi söyleyecek de onun için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar lafız müfrettir ne demek? Mana müfrettir ne demek? Biz burada müfretliği lafzın sıfatı yapabiliriz. Mananın sıfatı yapabiliriz. Eğer lafzın sıfatı yaparsak lafız müfrettir diyeceğiz. Ne lafızın müfret olması ne demek? Eğer mananın sıfatı yaparsak mana müfrettir diyeceğiz. Şimdi eğer biz mananın sıfatı yaparsak limanen mana öyle mana ki müfredin o mana müfrettir. Mana müfrettir ne demek? La yedullu cüz'u lafzihi o mananın bir lafzı var. Öyle mi? Lafzun vud'a limanen. O mananın karşısında konulan bir lafız vardır. O lafzın cüz'ü delalet etmiyor ala cüz'ihi. Bu mana müfrettir demek. Bu mananın cüz'üne karşısına konan lafız, lafzın cüz'ü delalet etmiyor. Merkeze neyi aldık arkadaşlar? Manayı aldık.
Bakıyoruz manaya. Karşısında konmuş olan lafız bu mananın cüzüne delalet ediyor mu? Etmiyor. Heh. Bu mananın cüzüne karşısında konan lafzın cüzü delalet etmiyorsa bu mana müfrettir. Mana müfrettir. Çünkü bunun karşılığına konan lafzın cüzü bunun cüzüne delalet etmiyor. Bu anlaşıldı. Burada problem var mı? Yok. Böyle yaptığımız zaman, yani mananın sıfatı yaptığımız zaman bir problemle karşılaşabilir miyiz? Diyor ki vefihi bu vecihte vardır. Biz vefihi yani vefi ca'lil mufredi sıfaten lil mana veyahut da li manen. Müfred kelimesini mananın sıfatı yaptığımız zaman burada ennehu yuhimu vehme getirir ki ennel lafza lafız mevzu'un vaz edilmiştir lil mana, mana için vaz edilmiştir. Öyle mana ki el muttasifi bil ifradi ve terkibi ifrat ve terkib ile vasıflanan mana için vaz edilmiştir. Kablel vaz'i el muttasifi kablel vaz'i vaz'i'den önce ifrat ve terkib ile vasıflanan mana için vaz edilmiştir ki ve leysel emru kedalik. Halbuki durum böyle değildir. Şimdi arkadaşlar mananın müfret veya mürekkepliği vaz'i'den önce midir değil midir? Vaz'i'den önce olması mümkün değildir. Yani manadaki müfretlik veya mürekkeplik vaz'i'den önce olamaz. Vaz'i'den sonra olur. Vaz'i'yle beraber gerçekleşir. Çünkü karşısına konan lafızın cüzü onun cüzüne delalet ediyorsa mürekkeptir, etmiyorsa müfrettir. Lafız vaz edilmeden o zaman delalet edecek mi, etmeyecek mi? Henüz ortada fol yok, yumurta yok derler yani. Anlatabildim mi acaba burasını? Dolayısıyla mananın müfretlik veya mürekkeplik sıfatıyla sıfatlanması vaz'i'den önce olamaz. Mesela arkadaşlar, ben desem ki zarabtu dövdüm kimi Zeyden Zeydi öyle Zeyd ki el-kaime ayakta olan Zeyd'i dövdüm dersem, buradaki el-kaime sıfattır. Zeyd'in sıfatıdır. Şimdi ben dövmeden önce o ayakta olduğu anlaşılır mı buradan? Anlaşılır. Sıfatın mevsufa taalluku amilin taallukundan öncedir. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Sıfatın mevsufa taalluku amilin taallukundan öncedir. Halin zilhale taalluku amilin taallukuyla beraberdir. Hal ile sıfat arasındaki fark nedir? Bakın arkadaşlar. Burası nükte olarak hatırınızda kalması gereken bir nüktedir. Sık sık karşılaşmazsınız. Dolayısıyla bir defa karşılaştığınız zaman apışıp kalabilirsiniz. Eğer bilgi dağarcığınıza bunu yerleştirmezseniz. Şöyle söyleyeyim size. Câ'eni zeydunir râkibu ile veyahut da râeytü zeydenir râkibe ile râeytü zeyden râkiben arasında fark nedir? Yani bir sıfat yapıyorum, bir de hal yapıyorum. Kur'an ne arkadaşlar? Sıfatın mevsufa taalluku, amilin taallukundan öncedir. Câ'eni zeydunil âlimu. Bana Zeyd geldi. Öyle Zeyd ki el-âlimu. Alimliğin Zeyd'in gelmesiyle, gelmemesiyle alakası yok. Gelmeden önce de âlimdi. Doğru mu? Yani bana gelme âlim ile âlim olmasıyla gelmesi aynı zamanda değildir. Alim olmak daha öncedir. Yani sıfatın mevsufa taalluku amilin mevsufa taallukundan öncedir. Halin zilhale taalluku amilin zilhale taalluku ile beraberdir. Câ'eni Zeydun bana Zeyd geldi. Rakiben binici olduğu halde. Burada ben ne ifade ederim? Zeyd'in bana gelişinin rükubiyetle beraber gerçekleştiğini ifade etmiş olurum. Daha önce rakip olduğunu ifade etmiş olmam. Cani zeydunir rakibu desem, hani daha önceden binekli olan, rakip olan Zeyd kastedilmiş olur. Bu sıfatın mevsufa taalluku meselesi, halin zilhale taalluku meselesi anlaşıldıysa, şimdi buradaki duruma geleyim. El kelimetü kelime nedir? Lafzun bir lafızdır. Öyle lafız ki vuda'a li manen, mana için vaz edildi. Öyle mana ki müfredin. Bu neyi vehme getiriyor? Mana daha önceden müfretmiş. Halbuki mananın müfret olması, mürekkep olması
ancak ve ancak vazı ile beraber anlaşılır. Karşısında konanın cüz'ü, cüz'üne delalet ediyorsa mürekkeptir, etmiyorsa müfrettir. Dolayısıyla müfretlik, mürekkeplik vaz'den önce değildir. Halbuki mananın sıfatı yaparsak onu, böyle bir şey vehme getirir. Aslında vefiyenne uyuhmu vehme getirir değil, doğrudan doğruya ona delalet eder aslında. Ama böyle olmadığı kesin olduğundan dolayı buraya mecaza gitmek mecburiyetindesin. Yani müfredin dersen, burada bir mecaz irtikap etmek mecburiyetindesin. فَيَنْبَغِي لَازِمْ gelir en يُرْتَكَبَ ف۪يهِ تَجَوُّزٌ Burada bir mecaz irtikap edilmesi lazım. كَمَا يُرْتَكَبُ ف۪ي مِثْلِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ de nasıl ki bir mecaza, mecaz irtikabına gidildiyse burada da böyle bir mecaz irtikabına gidilmesi lazım. Şimdi hadis-i şerifi hatırlarsınız değil mi? مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ Yani bir insan savaşta birisini öldürdüğü zaman onun malzemeleri kime aittir? Onu öldüren kişiye aittir. Şimdi men katele bir kimse öldürürse kimi katilen? Katil öldürülmüş demektir. Yani öldürülmüş, öldürülmez ki zaten öldürülmüş yani. O zaman katilenden burada hakiki mana kastedilmemiştir. Biraz sonra katil olacağından dolayı şimdi ona katil denmiştir. Men katele bi'itibari ma seye'ulu ileyh. Yani biraz sonra inni erani e'asaru hamra, hamr değildir ama biraz sonra hamr olacaktır. Men katele katilen, biraz sonra katil olacağından şimdiden ona ne denmiş? Katil denmiş. Burada da biraz sonra müfred olacağından dolayı şimdiden ona müfred denmiş oldu. Mecaz irtikab edilmiş oldu. Manan müfredin, müfred niye denmiş ona? Biraz sonra zaten vazı tahakkuk eder etmez efendim müfredlik anlaşılacağı için şimdiden ona müfred denmiş oldu. Ve fihi ennehu yuhimu اَنَّ الْلَفْلَ مَوْضُونَ Aslında arkadaşlar vehim değildir bu. Doğrudan doğruya sıfatı mevsufa taallukü, amelin taallukünden öncedir. وَفِي اَنَّهُ يَدُلُّ demesi lazımdı. Niye yuhimu dedi? Çünkü öyle olmayacağı kesin olduğundan dolayı مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا gibi bir mecaz yoluna girilmiş olacak. Şimdi الْكَلِمَةُ لَفْضٌ وُضَعَ لِمَعْنًا مُفْرَدٍ En kolayı budur çünkü manen kelimesinin dibinde olunca sıfat mevsuf hemen kardeş yan yana, tabir metu yan yana. Bu birinci vecih olarak bunu söylemiş oldu. Şimdi ikinci vecih nedir? İkinci vecih de ev merfu'un yani mufret kelimesi nedir? Nereye mahtutur arkadaşlar? Ve huve imma mecrurun ev merfu'un oraya mahtutur. عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِلَفْضٌ الْكَلِمَةُ لَفْضٌ وُضَعَ لِمَعْنًا مُفْرَدٌ Lafzun kelimesinin sıfatı olmak üzere. Peki o zaman mana ne vereceğiz? الْكَلِمَةُ كَلِمَةُ لَفْضٌ bir lafızdır. وُضَعَ وَزَدِلْدِ لِمَعْنًا mana için vazadildi. Öyle lafızdır ki müfredun, müfrettir. Mana, şimdi müfred mana diyorduk, şimdi müfred mana demiyoruz. Mana için vazadilmiş. O mana için vaz edilen lafız var ya, öyle lafızdır ki müfredün müfrettir. Ve ma'nâhu hîneydin. Peki, biraz önce biz anlatırken dedik ki, mana müfrettir ne demek? Mana müfrettir dersek, manayı esas alıyoruz. Karşısındaki lafıza bakıyoruz. Şimdi, lafız müfrettir dersek, lafzı esas alacağız. Neye bakacağız? Karşısındaki manaya bakacağız. Buraya dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Lafız müfrettir dersek, lafzı esas alacağız. Lafz müfret midir, değil midir? Manasına bakıp değerlendireceğiz. Mana müfret midir, değil midir dersek, manayı esas alacağız. Lafza bakarak değerlendireceğiz, müfret midir, değil midir? Şimdi, lafız müfrettir dersek ve mana hayneydin, مَا لَا يَدُلُّ جُزْءُهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ مَا لَا يَدُلُّ جُزْءُهُ Lafız müfrettir yani, o lafzın cüzü, mesela Zeyd'in cüzü, لَا يَدُلْ مَا لَا يَدُلْ جُزُهُ عَلَى جُزِ مَعْنَاهُ Manasının cüzüne delalet etmiyor. Şimdi öbür ibareyle bunu karşılaştırın arkadaşlar. وَمَعْنَاهُ حَيْنِيدٍ مَا لَا يَدُلْ جُزُهُ لَفْزِهِ dedi. Bu da ne dedi? مَا لَا يَدُلْ جُزُهُ dedi. Yukarıda ne dedi? عَلَى جُزِهِ Bu da ne dedi? عَلَى جُزِ مَعْنَاهُ dedi.
Çünkü birisinde manayı esas aldık, birisinde ne esas aldık? Lafza esas aldık. Yani ha Ahmet kel ha kel Ahmet fark etmez de ama lafız müfrettir dediğimiz zaman lafzı esas alıyoruz. Bu lafız var ya müfrettir, yani bunun cüz'ü manasının cüz'üne delalet etmez. Mana müfrettir. Ne demek? Bu mana müfrettir der ya, bu mananın cüz'üne karşısına koyan lafzın cüz'ü delalet etmez. Sonuçta Ahmet kel kel Ahmet meselesi olsa da eğer biz müfretliği lafzın merkezine indirirsek zamirlerin merci değişir. Efendim manayı müfret merkezine indirirsek o zaman zamirlerin merci değişmiş olur. Peki o zaman şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. El kelimetü kelime nedir? Lafzun bir lafızdır. Öyle lafız ki vudu'a vaz edildi. Vula nedir? Lafzunun birinci sıfatıdır. Öyle lafız ki mufradun. Şimdi lafız kelimesine iki tane sıfat getirdik. Birisini fiil cümlesi yaptık, birisini ismi faal yaptık, ismi meful yaptık. Peki madem burada müfred kelimesi de lafzın sıfatı, vaza da lafzın sıfatı, o zaman el kelimetü lafzun vula limanen ufride deseydi. İki sıfat ne olsaydı? Yeknesek olsaydı, birbirine uyumlu olsaydı, bir lafza iki tane sıfat getirdi, ikisini de fiil cümlesi yapması mümkünken, birisini fiil cümlesi yaptı, birisini isim yaptı. Birisini cümle yaptı, birisini müfret yaptı. Halbuki burada ne yapabilirdi? Üfride derdi, o zaman iki sıfat birbirine uyum sağlar idi. Madem ki musannif, el kelimetü lafzun vudi'a limanen mufradun dediğini düşünüyoruz. Ona da elverişlidir. Neden birinci sıfatı mazi lafzı getirdi, fiil lafzı getirdi de ikincisini isim yapmıştır? Bunun arasında bir nükte bulmak lazım. Şu gerekçeyle bunu yaptı bulmak lazım. Çünkü bunlar ne yapmazlar? Gerekçesiz tasarruf etmezler. وَلَا بُدَّ حَيْنَئِذٍ مِنْ بَيَانِ نُكْتَةٍ فِي اِرَادِ اَحَدِ الْوَصْفَيْنِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً İki vasıftan birisini cümleyi fiiliye vel ahari mufreden diğerini müfred olarak. Diğeri müfred, kelime de zaten müfred. Yani bu da cümledir, müfred nedir? Müfreddir. Bir nükte zikredilmesi lazım. Ve ke ennen nüktete. Sanki nükte burada şu olabilir. Fihi burada fi cali yani birisini fiil cümlesi yapıp öbürünü müfret yapmakta nükte şu olabilir. وَكَأَنَّ النُّكْتَةَ ف۪يهِ اَتَّنْب۪يهُ عَلٰى تَقَدُّمِ الْوَضْعِ وَضْعٍ mukaddem olduğuna, عَلَى الْاِفْرَادِ ifrad üzerine mukaddem olduğuna tembih etmek istemiştir. حَيْثُ اَتَى بِهِ وَضْعِ getirdi بِسِغَةِ الْجُمْلِ بِسِغَةِ الْمَاضِ mazı sigesiyle getirdi. بُضَعَ dedi. بِخِلَافِ الْاِفْرَادِ ama ifradı mazı cümlesiyle getirmedi. Yani müfredliğini mazı cümlesiyle getirmedi, onu müfredin dedi. Peki bu ona delalet eder mi? Şimdi vula'a mazı olduğundan dolayı en azından kalıp itibariyle, lafız itibariyle bir geçmişi andır. Ama müfredin dediği zaman geçmişi delalet edecek bir anlamı yoktu. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tariflerdeki o vula'lar, bunlardan fiillerden zaman manası mücerrettir. Akitlerdeki fiillerden zaman manası mücerrettir. Mesela bi'tu ve iştereytu dediğimiz zaman akitlerde kullanılan bu cümlelerde fiillerde ne yoktur? Zaman manası yoktur. Ama tahkika, tahakkuka delalet eden mazı lafzı kullanılıyor. Yani sadece kalıp itibariyle geçmişe delalet ediyor. Tahakkuku vukuunu ifade ettiği için, kesinlik ifade ettiği için bu cümle kullanılıyor. Ama zaman manasında mücerrettir. Onun için akit cümleleri cümleyi ihbariye değildir, cümleyi inşaiyedir. Şimdi burada da lafzun vula'a deyince, öbüründe müfredin deyince vaz'ın müfredlikten daha mukaddem olduğuna tembih etmiş oluyor. Gerçekten vaz'ı mukaddem midir? Evet, mukaddemdir. Çünkü vaz'ı lafız vaz ediliyor. Vaz edilince müfret midir, mürekkep midir anlaşılıyor.
Eğer mürekkep mananın karşısına konuyorsa mürekkep oluyor, müfred manasını konuyor, müfred oluyor. Ancak burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradaki takaddüm, takaddümü zamani değildir, takaddümü zatidir. Takaddümü zamani ile takaddümü zati arasındaki farkı biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, mesela eletinin düğmesine basayım. Basmamla eletinin yanması aynı anda mıdır? Saniye var mı arada? Yoktur. Yani ışığın hızı değil mi saniyede? Dünyayı 1,5 defa dolaşıyor dünyayı. Şimdi o zaman düğmeye basmamla ampulün yanması arasında zaman farkı var mı? Yok. Fakat burada takaddümü zati var. Basmak öncedir, yanmak sonradır. Buradaki sonralık zaman açısından değil. Ya zat açısındandır. Önce yanıp sonra basmıyor. Yani basmak yanmaya sebep olduğu için takaddümü zamani olmuş oluyor bu. Anlaştık mı? Vazı ile şey arasında, ifratlık arasında takaddümü zamani yoktur. Sadece takaddümü zati vardır. Yani vazın gerçekleşmesiyle müfredlik ve mürekkeplerin gerçekleşmesi arasında saniyeler yoktur. Onun için takaddümü zamani değildir bu. Ne de takaddümü zatidir. Vazı aynı anda ne gerçekleşiyor? İfratlık ve mürekkeplik gerçekleşmiş oluyor. İbarede daha önce zikredildi değil mi? Yani ibarede önce zikredilmek bizzat şeye takaddüme delalet eder diye bir şey yok yani. Yani orada el kelimetü ne diyecekti? El kelimetü ufride mi diyecekti? Sen söylesen mesela öyle bir cümle yapmak istesen nasıl yaparsın? Bir kur bakalım. İbn Hacib'in yerine kendini koy bakalım şimdi. El kelimetü lafzun ufride. El kelimetü lafzun vuda'a limanen ufride deseydik o zaman burada müfredlikle vazı arasında takaddümü zati zamanı var mı yok mu konuşulmazdı. Hal üzerine gelmiştir. Yani burada nükteyi gerektirecek bir şey olmazdı o zaman. Nükte ne zaman arıyorsunuz? Nükte muktezai zahirin dışına çıktığın zaman arıyorsun. Vula dedi, niye ufride demedi de müfredin dedi, ha burada bir incelik vardır dedi. Eğer vula ile ufride dediyse incelik yok ki zaten o da sıfat, o da sıfattır yani. Her sıfat mevsuf, mevsufla kaimdir. Bitti o kadar. Aslında ben bu sorunun cevabını verdim. Şimdi evlenirken zevveştü tezevveştü mazi lafzı kullanması şarttır. Peki maziye delalet ediyor mu? Kalıp olarak bunu ifade ettiğinden dolayıdır. Yoksa orada zaman manası ifade ettiğinden dolayı değildir. Zevveştü tezevveştü de önceden mi ezberledin? Sen bunu haber mi veriyorsun? Haber vermiyorsun. Ama niye mazi lafzını kullanıyorsun orada? Bu kalıp min haythu huve bu geçmiş için vaz edilmiştir. Tahakkuku ifade eder. Yani vudayı gördüğün zaman orada ister mazı manası kastet ister kastetme o kalıp neyi hatırlatır? Geçmişi hatırlatır. O kalıbın varlığı bunu hatırlatır. Ben böyle bir itiraz geleceği için ben zevveşli tezevveşli veya bi'tü üçleri için misal olarak verdim. İleride ismin tarifi vardır. İsmin tarifinde hasıl mahsul bahsi vardır. O zaman orada buna benzer bir şey gelecek. Yani belki de Muğla Camii'nin en hararetli yerlerinden birisidir. Burada önemli olan şudur dediğini anladım ben. Biz lafza müfrettir dersek veya manaya müfrettir dersek sonuç değişir mi? Değişmez. Sonuç değişmez. Sonuç değişmez de fakat biz lafız müfrettir dersek neyi kastediyoruz? Mana müfrettir dersek neyi kastediyoruz? Lafız müfrettir dersek lafzı merkeze oturtuyoruz. Kararı buna bakarak vereceğiz. Mana müfrettir dersek manayı merkeze oturtuyoruz. Manaya ona göre ne yapmış olacağız? Karar vermiş olacağız. Eğer lafzı merkeze oturdu, lafız müfrettir diyorsak ne demektir lafız müfrettir? Yani bu lafzın bir manası var ya, işte o mananın cüzüne delalet etmiyor. Mana müfrettir dersek ne demektir bu mana? Yani bu öyle bir şeydir ki bunun karşısında bir lafız var. O lafız bunun cüzüne delalet etmiyor. Sonuç aynı. Ahmet kel kelamet meselesi. Ama lafız müfrettir demekle mana müfrettir demek sonuç itibariyle aynı olsa da lafız itibariyle aynı değildir yani. İzah tarzı değişiyor sadece. Peki ve emmâ nasbuhu el kelimetü lafzun vuda'a limanen mufredden dedik.
mensup okuduk onu. Ve illem yusa'idhu resmul hattı. Her ne kadar resm-i hat buna müsait değilse de. Okunabilir mi? Okunabilir. Ve emmâ nesbuhu, mensup olmasına gelince, fe'ale ennehu hâlun, hal olmak üzere mensuptur. Minel müstekinni fi vud'a. Vud'a'da müstekin olan, müstetir olan zamirden haldir. El kelimetü kelime nedir? Lafzun bir lafızdır. Öyle lafız ki vud'a vaz'a değildi o lafız, ne olduğu halde müfreden. O lafız müfred olduğu halde. Ev minel mana veyahut da manadan haldir. E manadan nasıl hal olacak? Çünkü el halu ma yubeyyinu hey'etel fa'ili evil mef'ulü bihi. Vud'an altındaki huva zamirinden hal yaparsan problem yok. Ama limanenden hal yaparsan mef'ulü bih değil ki. Fa'il değil, mef'ulü bih değildir. Ev minel mana fe innehu mef'ulun bihi bi vasıdatil lami. Buradaki limanen mef'ulü bih'tir. İlla mef'ulü bih sarih olacak diye bir şey yok. Burada diyor ki fe innehu mef'ulun bihi bi vasıdatil lami. Yani vud'a kelimesine limanendeki lam vasıtasıyla ne olmuştur? Mef'ulü bih olmuştur. Vud'a vaz edilmiştir. Neye vaz edilmiş? Limanen manaya vaz edilmiştir. Dolayısıyla müfreden kelimesi eğer vud'anın altında müstekin olan zamirden hal ise failin durumunu, naib failin durumunu beyan etmiş oluyor. Eğer limanen kelimesinden hal ise o zaman ne olduğu hal, mana ne olduğu halde müfreden müfred olduğu halde. Lafız ne olduğu halde müfreden müfred olduğu halde. Geride biz lafızın müfred olmasıyla mananın müfred olması arasında ne yapmıştık? Denklemi kurmuştuk. Fe innehu mef'ulun bihi arkadaşlar gizli bir itiraza cevaptır. Yani nasıl bunu manadan hal yapabilirsin? Hakikaten fail değil, hükmen fail değil. Mef'ulun bihi değil çünkü mensup değildir. Cevap: her ne kadar mensup değilse de yine mef'ulü bih'tir. Ne ile? Lam vasıtasıyla mef'ulü bih'tir. Burada hal mef'ulü bih'in durumunu beyan etmiştir. Nasıl bir durum karşımıza çıkıyor? El kelimetü kelime nedir? Lafzun bir lafızdır. Öyle lafız ki vud'a vaz edildi. Ne olduğu halde vaz edildi? Müfreden, müfret olduğu halde vaz edildi. Halin zilhali taalluku neydi? Amilin taallukuyla beraberdi. Doğru mu? O zaman burada ne ifade etmiş oluyoruz? Vazı ile efendim müfredlik aynı anda gerçekleşmiş oldu. Peki manan kelimesinden hal yaparsak ne oluyor o zaman? El kelimetü kelime nedir? Lafzun bir lafızdır. Vuda'a vaz edildi. Limanen mana için vaz edildi. O mana ne olduğu halde? O mana ne olduğu halde? Müfreden müfred olduğu halde. Ne anlaşılıyor bundan arkadaşlar? Yani manadaki müfredlik şimdi amil halin amiline taalluku zil halin taallukuyla beraberdi. Doğru mu? Halbuki biz biraz önce dedik ki vazı öncedir. Doğru mu? Önce vazı sonra müfredlik oluyor. Halbuki burada hal olunca aynı anda olmasını gerektirir. Önce vazı sonra müfredlik olup olmadığı anlaşılır. Hal olduğu zaman ise aynı anda ikisi gerçekleşiyor. Diyor ki وَوَجُّ صِحَّتِهِ bunun sahih olmasının yönü اَنَّ الْوَضْعَ وَضَعْ وَاِنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْاِفْرَادِ her ne kadar ifrad üzerine mukaddem ise de بِحَسَبِ الذَّاتِ بِحَسَبِ الزَّاتِ mukaddem ise de لَكِنَّهُ مُقَارِنٌ لَهُ بِحَسَبِ الزَّمَانِ zaman hasebiyle ona mukarindir. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ لِصَحَةِ الْحَالِيَةِ hal olmak için bu yeterlidir. Şimdi evet burada biz dedik yani vaz'ı önce, ifratlık sonradır. Hal olduğu zaman ikisi aynı zamanda olması gerekir. Doğrudur. Burada vaz'ın tekaddümü sadece tekaddümü zatidir, tekaddümü zamani değildir. Zaman itibariyle ikisi aynı anda gerçekleşir. Halin zilhalle zaman itibariyle aynı olması yeterlidir. Zat bakımından da aynı olması gerekmez. Yani
vaz'in ifratlık üzerine takaddümü var mıdır? Vardır. Bu takaddüm nedir? Takaddümü zatidir, takaddümü zamani değildir. Bunu biz hal yaptığımız zaman efendim ne olmuş oluyor? Müfretlik sanki şeyle aynı anda gerçekleşiyor. Vaz'a ile aynı anda gerçekleşmiş oluyor. Çünkü hal bunu gerektiriyordu. Halbuki biz vaz'ı önce müfretlik, mürekkeplik daha sonra demiştik. Bunu nasıl izah edeceğiz? Evet, biz öncelik ifadesini kullandık ama buradaki öncelik nedir? Takaddümü zamanidir. Takaddümü zatidir, takaddümü zamani değildir diye. Bu da وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ لِصَحَةِ الْحَالِيَةِ Hal olmak için de bu yeterlidir. Yani zaman bakımındaki beraberlik yeterlidir.